Evet arkadaşlar, bunlar nereden geldi dayı? Bunlar Mersin'den gelme. Adam harcı satamamış. Ha, oradan geldi. Kurbandan kalmış yani. Kurbandan bunlar. Kalmış yani bizim bu bölgeden de. Evet. Biz aldık. Adam satamamış. Kurbandan harcı yememiş. Evet. Farkında mısın Deniz, vardık. Kurbana çok yakındı. İçinde adamın bir sürü hayvanı var. Bir tane bile satamadım diye mi vardı tamam? Doğru doğru. Çok evet, satamayan oldu ya. Satamayan oldu. Baksana. Kesinlikle. 40 tane 30 tane. Evet. Şu an 30 tane. 30 tane burada. Evet. Bunların ırkı herhalde yine Honamlı kırması. Kırma. Evet. Kırma. Bunlar da kırma. Kaç kilo gelir dayı ortalama? Bunlar kaç oldu? 15 gün geçti. Üst üste 60 kiloydu. 60 kiloydu. Şimdi tabii ki biraz daha 64-65'e yaklaştı şu an. Tabii ki besiden de düştü tabii ki. Evet. Kurban gibi beside değil ondan evet. Dolayı tabii ki. Şu an yani içinde kurbanda 70 kilo gelecek bir hayvan şu an geleceği 60 kilo tabii ki yani. Yani şu an içinde 65-70 kilo gelecek. Var içinde 70 kilo gelecek var. Evet. Arkadaşlar bunlar kurbandan kalmaymış. Satılmayan hayvanlar. Taşaklı. Alıp getirmişler Mersin'den. Evet. İyi dişler bunlar taşaklı. Evet. Ha taşaklı mı? Evet iyi dişler. Ha, şey olacak o zaman damızlık. Damızlık mı olacak bunlar? Ya o kurbanlık işte bunlar artık. Yani kurbanlık ve adaklık mı olacak? Adaklık da olur, kurbanlık da olur. Evet. Kurbanlık. Evet Soner Bey. Yoksa baksana bacaklı güzel bacaklı hayvan. Evet evet. Ama tabii şu an besiden besi bırakıldığı için tabii ki biraz düşme olmuş. Evet. Ama güzel hayvan. Aynen. Ha, bunların fiyatıyla da şu oğlaklar arasında fiyat farkı çok fark yok ha. Öyle mi? Fark yok yani. Fiyatı ne kadar dayı onu da öğrenelim. Şu an üst üstüne 15 lira diyor. 15 lira. Evet. Hani pazarlık olur. Evet. Olur pazarlık 15 lira. Nakit ama. Nakit 15 lira. Alıp götürecek. Alıp götürecek. Evet. Nakit. Ama vaat ederse o farklı olur. Farklı olur. Yani vade vermeyi düşünmüyorum. Valla vadeli şu anda kimseye bir şey verilmez dayı. Yok, vade çünkü memleket karışık. İstiyorlar, ne olacağı belli değil. İstiyorlar. 2-3 tane geldiler vade dediler vermedim. Yok şey için diyorum hani bugün aldığın şeyi yarın alamıyorsun aynı fiyata. Aynen alınmıyor. Evet. 2 ay önce bir motosiklete baktım ben. Heh. 160 lira diyordu. 2 gün önce geri baktım dayı. Heh. 209 lira yazmış. 160 liradan 209'a nasıl çıktın anında? Şimdi 50 kilo ortalaması 60 kilo zaten. Üst üste 60 kilo mu diyoruz? Ya işte 65 kilo diye. Evet. 65 kilo zaten. Bu yani 15 kilo geçti. Kalkattı bayağı falan. Arkadaşlar 2024 kurbanlıklardan kalma bunlar. Adaklık veya kurbanlık olarak artık satılacak bunlar. Üst üste 60 kilo civarı. Hepsi Mersin'den gelmiş bunların yine dediğimiz gibi Toroslardan. Kurbanda satılmayan hayvanlarmış bunlar. Zaten Türkiye genelinde 5 hayvandan bir tanesi satılmamış dayı. Evet. Yani doğru. Açıklanan istatistikler bunu söylüyor. Aynen öyle. Evet. 5 hayvandan biri satılmamış. Evet. Şimdi seneye nasıl olur onu kimse öngöremiyor. Onu kimse bilmez. Çünkü yarını bilemiyoruz artık. Evet, yarını hesabını yapamıyoruz. Hiç kimse yapamaz onu. Hesap yapılmaz. Evet. Şu anda karman karışık her şey evet, ya. Her şey karman karışık. Şimdi şahsen yani kurbanlık besleyenler için diyorum ben. Evet. Şimdi şu oğlakların içinde kışın öleni olacak ama bunun içinde öleni olmayacak. Çok nadir yani. Bu buna şöyle bir pança versene yeter. Aynen. Ama oğlağa bir pança yetmez. Yetmez oğlağa. Ki bu artık tamamen kemikleri dolmuş, gelişmiş bir hayvan. Fiyatı bir daha söylesene dayı şunun. Valla 15, 15,5, 16 öyle yani. 15,5, 16 evet. Civarı. Evet. Valla oğlaklardan gerçekten karlı. Oğlaklardan karlı. Kesinlikle karlı. Oğlağın içinde karlı. Ölen, fire veren olacak. Ya, ama oğlak, bunun onun kadar şansı yok yani. Bu şansı, bu şansı. Çünkü bu yetişmiş hayvan. Bu yetişmiş hayvan. Yetişmiş hayvan. Bir de dediğim gibi oğlak 10 liraysa bu 15 lira bedava olur. Bedava. Aynen öyle. Bedava şu kadar. Aynen öyle. Bunun içinde yediği masraf var. Evet, emek var. Evet. Evet. Yani oğlağa bakmak çok zor ama bu kapma yersin. Aynen öyle. Sen kurbandan hiç bir şey kalmamıştı zaten. Gördük onu geldiğimde. İkinci gün geldim ben. Ben yeniden satın aldım gittim başıma. Öyle mi? Gerçek diyorum bak sen mi diyorsun bunu. Gittik biz satın aldık yeniden. Vallahi. O da
dediğim et gelmedi. He. Zarar mı ettin dayı? Hayır. Zarar etmedin ama. Yok, ne zarar edeceğim. Fakat dediğim et çıkmadı. Anladım. Evet. 80 kilo. Aha şu 80 kilo. Oo. 80 kilo. Evet evet. Bakma bunlardan. 80 kilo. Vallahi. 75 kilo, 70 kilo. Abi 60, oğlak. 70 kilo. Oğlaktan iki kat. Ama içinde evet. 55 kilo da var içinde bak evet. Bir sene. Aha şurada bak 55 kilo da var bir sene içinde. Evet. Ne ki mesela? 55 kilo. Evet, evet. Ama 70 kilo, 80 kilo gerçekten bak dolu içinde. Yani bundan 15 gün önce 360 kiloydu. Kaç tane demiştin dayı burada? 30 tane. 30 tane. Üst üste 60 kilo. 15 gün önce. Evet. Vallahi iyiymiş burası ya. Bayrama bir ay oldu mu? Oldu herhalde. Tam bir ay oldu. Tam bir ay oldu değil mi? Bir ay, bir aşkın geçti. Bir geçti. Geçti. Ay 16'sıydı. Evet. Bir ay 28. 4 gün geçti. Ama bir şey değil mi? Özlemişiz ya buraları. Vallahi. Hani izleyenler de aynısını diyor. Ne güzel alışmıştık diyorlar. Her gün bir iki tane video atıyoruz. Ne abi diyorlar. Ne oldu diyorlar. Ben de dedim artık bundan sonra yavaş yavaş oğlaklar falan gelmeye başlar. Yani şu an çekimlere yani, başlarız şu an inşallah yine. Güzel tane oğlak var 30 da bu. Evet. 180 tane, 175 tane. 175 tane. Evet. 250 tane de hazır gelecek. Öyle mi? Evet, hazır. Yetişmiş mi oğlak mı? Oğlak şu oğlum dedi. Ha. Fark ondan biraz daha bir tık daha fazla iyi. Bunun parası yarısını verdik. Evet. Bu gelecek. Evet. İnşallah dayı. İnşallah. Valla güveniyor insanlar sana dayı. Onun için bu kadar satıyorsun. Endeki. Evet. Şu an 80 kilo. Maşallah. Şu an 80 kilo. Hem de çok güzel eti var. Kime desem Sebahattin dayı desem tamam diyorlar. Heh, aynen tamam aynen. Diyorlar. 80 kilo şu an 80 kilo. Evet. Ey maşallah. Soner Bey bu tarafa doğru gelirseniz bir şey alırız yine. Hepsini gördüm maşallah. İçinden kendine bir tane seç bakayım. Seçeyim bir tanesi daha bak o dediğim gibi o. Bak şu duvarın dibindeki bak şu. Evet. Su içen değil. Yok su içen değil bak. Gel. Şu mu? Ha, suratı geldi olan. Şu değil mi? Bendeki bak. Şu. Ondan sonra var böyle onun ayarında bayağı hayvan var içinde. Çok hayvan. Bak çok hayvan. Bak bacaklı da güzel maşallah bu. Evet. Ona baksana. Evet. Uyruk tipine bak. Bak şu gelen ha şu gelen bak. Ha bak şu. Öteki bak şu. Vallahi. He. Şu bak arkadaki. Yani oğlaktan bayağı karlı ya. Oğlaktan %100 karlı. Oğlaktan karlı. Şu anda oğlaktan çok çok karlı. Oğlak niye bu kadar pahalı da bunlar böyle ucuz daha ya? Bir de o var. Gelişimi var. Ya oğlağın gelişimi var. İlerisi var. Bunun ilerisi fazla yok. He. Bu uçuş şey yapıyor. Anladım. He. Anladım. Ama şu mal üst üstüne kurbanla şu an gelsen. O yüzden baktan... gençleri he. 20 yaşında tam gençliğinin tam baharında askere alıyorlar. Neden? Evet. Şu an yani kurbanlar şunlar üst üste 90 kilo düzen. Evet. Şu an 90 kilo düzen üst üstüne. Gençlerin baharı. Kurbanda. Evet. Maşallah. Yani bunun üstüne 110 kilo 120 kilo edecek mal olur. Evet. Bunlar 3 yaşlı olacak. Şu an 2 yaşı geçti zaten. Kurbanda bunlar 3 yaşlı olacak. Bunlar o zaman erkeç diyecek. Aynen. Erkeç olacak. Erkeç. Erkeç. He, evet. Erkeç olacak. Erkeç anladım. Olacak şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi. Evet. 30 tane burada üst üste 60-65 civarı kiloları fiyatını da söyledik zaten kurbanlık adaklık ama dediğim gibi oğlaklardan çok çok karlı çok karlı %100 karlı evet. Bunların kurbanda kalmasının sebebi de dışarıdan mal geldi bizim galiba. Aynen öyle. Onun aynen öyle. Bu Mersin'den gelmiş. Doğu malı geldi. Bu Mersin'den gelmiş hayvanlar. Evet. Mersin'den gelmiş. Ha her tarafa gelmiş. O da var. Aynen. O da var. Türkiye'nin her tarafına. Evet. Bir de bu Angus denen bir şey var. Onu soktular içeri. Evet, evet. Aynen. Bunda tadı tuzu hiçbir şey yok diyorlar evet. Ya. Aynen öyle. Arkadaşlar bu şekilde almak isteyen yine Sebahattin dayının yerindeyiz. Yine bir numara ver dayı sen bize. 0541 906 88 21. 24 saat ulaşabilirsiniz. Evet, Sebahattin aynen. Akkoca. Evet.
Şimdi Sebahattin dayımız da bir yeri yaptırmış, ona da bakacağız. Evet. Yeni bir evet. Ahır mı desem? Evet, burası. Çiftlik. Çiftlik. Evet. Şimdi oraya da varacağız. Burası çiftlik olacak. Evet. Hadi Soner. Soner, yeni yere bir varalım istersen. Buradan çıkak benim için. Hadi oradan çıkalım dayı. Arkadaşlar burada incir de yetmiş. Gel burada bak. Gel buradan baksana benim yanımdan. Buraya çık. Bak şu yaprağını gördüm. Onu gördüm abi. Aldınız. Bu sene daha eyvallah. Bitti yani, bitti. Geçecek. Evet. 3-4 kere geçecek kalmaz. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar Sebahattin dayımız buraya bir ahır yaptırmış. Kaç metrekareydi dayı? 900 metrekare. Şimdi burada küçük başlar mı olacak? Ne olacak? Hayır, burada? Hayır, büyük baş olacak burada. Ha, büyük baş için yaptırdım burayı. Evet. Anladım. 900 metrekare böyle profilden, evet. Üstü çinkoğlu, kenarları açık. Evet. Şu ana kadar maliyeti ne oldu dayı? 750 bin lira oldu. 750 bin lira. Evet. Vay be. 300 bin lira da, 350 bin lira dabana istiyorlar. Sadece daban beton. 350 bin lira. 350 bin lira istiyorlar dabana. Dabana. Aman Allah. Ondan sonra bölümler var. Su tesisatı var. Su çekilecek, ceylan çekilecek derken. Bir bıçağa mal olacak herhalde. 1,5 milyona. Bir buçuk milyona mal oluyor. Vay be. Ha. Evet arkadaşlar, 900 metrekare ortalama bir ağır maliyeti. Onu da öğrenmiş olduk. 1,5 milyona yakın bir para gidecek. Şöyle zaten yan tarafını göstermiştim. Yanında yönünde ev yok. En güzel tarafı. Kimse rahatsız edemez burada. Evet. Sadece dağ var. Evet. Başka bir şey yok. Karşı yal bak. Evet. Ooo, keçi boynuzu. Evet. Keçi boynuzları toplanmış, kurutuluyor. Bu bir ağaçtan mı dayı? Evet, traktör oradaydı. Evet. Eskiden geldiği gibi bakardın ya. Evet, evet, evet. Söktük kökünü. Kökü gitmiş oradan. Evet. Sebahattin dayımızın traktörü. Arkadaşlar dediğimiz gibi 900 metrekare bir yer yaptırdı. Ama harika olmuş. Altı falan da yapılırsa çok süper olacak dayı. Alt yapacak ya, bölme yapılacak, yemlik yapılacak. Yemlikler, su. Su tesisatı falan yapılacak. Evet evet, elektrik. Elektrik, su. Ama gerçekten güzel olmuş Sebahattin abi yani. Ama baksana maşallah su bana. Tamperli kamyon geldi, baktaya gelen kamyon geldi. Kaldırdı, döktü, çıktı gitti. Şu anda 750 bin liraymış maliyet ama 1,5'ü bulur. Bitene kadar. Bulur. Evet, 1,5 olacak. O da hemen yaptırırsan 1,5'ü bulur. Sonra yaptırırsan gene iş içinden çıkılmaz. Bunların da kısaca diyeyim ki, kurbanda keçiler kesilmiş, artan boynuzları diyelim. Keçi boynuzu, evet arkadaşlar. Diğer adı Harnup. Harnup. Evet. Bundan ilaç sanayiye gidiyor herhalde. İlaç çim olacak veya pekmez mi oluyor? Pekmez oluyor. Yeme karışıyor. Zaten çekirdek kozmetiğe gidiyor. Evet. Çekirdek kozmetiğe gidiyor. Ha, kozmetik sanayinden mi kullanılıyor? Tabii. Bu parfüm, jöle falan var ya. Evet, evet. Bu çekirdek yapıyor işte. Arkadaşlar, yeni hayvanlar geldiğinde yine çekimini yapacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Buranın şu ortası yönde biraz dolgu olacak değil mi Sabahattin abi? Ya, buran çukur. Ya buraya işte metro dökeceğim. Şimdi yağmur çırpını vurduğunda su oradan arakan çukur yere gelir. Genelde hafif böyle dışa balık sırtı. Bayağı dışa çıkacak canım. Hafif dışa balık sırtı olacak yani. Zaten bunun çevresini 4, şey 5 veya 6 sıra vereceğim. Evet, evet, duvar olacak. Evet, 5 veya 6 sıra. Duvar olacak. Bir pike vereceğim. Üzerinde bir kilit çekeceğim. 15-20 saat.